saygıdeğer Hazurum, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aday tanıtım toplantımızı parti içi dayanışmamıza, kenetlenmemize ve kardeşliğimizin gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, Sarıcan beldemizde aday olmamızın muhakkak bazı sebepleri var. Onlara geçmeden önce kısacası böyle kronolojik olarak ben size kendimi biraz tanıtayım. Ondan sonra yönetim anlayışı, projelerimizle ilgili yüzeysel olarak bazı şeylere değineceğim. İsmim Faruk Aydın. 1974 yılında Sarıcan'da doğdum. İlk öğrenimi Sarıcan'da, orta ve lise öğrenimse Karakusan İmam Hatip Lisesi'nde tamamladım. Gazi Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. 98 yılından beri de Bursa'da, Artvin'de ve Elazığ'ın çeşitli liselerinde öğretmenlik görevini yapmaktayım. 2009 yılından itibaren Tunceli Pertek ilçesinde yaklaşık 2 yıl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptım. Yaklaşık 2,5 yıldır da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Elazığ İl Müdürlüğü'nde idarecilik ve öğretmen olarak çalışmaktayım. Bizim Sarıcan'da aday olmamız bireysel bir hırs veya kişisel bir beklenti neticesinde olmamıştır. Toplumda ihtiyaç duyulan değişim, AK Parti'nin 2002 yılından itibaren iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de yaşanan değişimin artık Sarıcan'da da hissedilmesinin bir sonucu olarak olmuştur. Toplum, geleneksel siyaset anlayışının dışında fiziki anlamda artık hizmetin üretildiği, toplumsal kaynaşma ve dayanışmanın sağlandığı bir anlayışı hissettiği için bizler aday oldu. Böyle gelmiş, böyle gider anlayışının artık toplumda yer edinmediğini hissine kapıldığımız için bu işe soyunduk. Sarıcan'ın kendine göre sosyolojik bazı farklılıkları, bazı gerçekleri var. Biz bir defa mevcut olan kabileciliği, farklı aile yapılarından kaynaklanan ayrışmayı kesinlikle ortadan kaldırmak niyetindeyiz. Bizim içimizi yıllardır kemiren bu zihniyetin artık son bulması kanaatindeyiz. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlayışla siyasete soyunduk ve inşallah kısmet olursa Sarıcan'da ciddi anlamda bir kaynaşma ve dayanışma ruhunu oluşturma niyetindeyiz. Bizim idari anlayışımızda, bizim insana bakış perspektifimizde haksızlığa, baskıya, dayatmaya ve imtiyaza sıfır tolerans anlayışı ve düşüncesi vardır. Belki bazı özel şeyleri söylüyorum. Neticede bunları kendi toplumsal yapımıza özgü hususlar olduğu için belirtiyorum. Biz Sarıcan halkının her bir bireyini kıymetli, her bir bireyini değerli, her bir bireyini hizmete layık ve değer buluyoruz. Belki teorik olarak bunlar çok şey ifade etmiyor ama toplumda artık bir zihniyet değişiminin olmasının kanaatine vardığımız için bunların altını hasreten çizme gereği duyuyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bizim siyaset anlayışımızda demin de söylediğim gibi kavmiyetçilik, partizanlık, milliyetçilik, birilerinin kendilerini birilerinden üstün görme anlayışı kesinlikle olmayacaktır. Sarıcan'da bu hususların, bu anlayışın ve bu yıllardır süre gelen yapının değişmesinin gerektiğine inanıyoruz. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Bizler bu toplumun liderine soyunan insanlarız. Bu toplumun liderine soyunan insanların ilkeli ve prensipli ve kararlı durmaları gerekiyor. AK Parti'den aday olurken sadece işim olursa adayım, işim olmazsa partiye sırtımı dönerim, giderim diye bir anlayışımız asla olmayacaktır. Aday olsak da olmasak da, bunu hepinizin huzurunda taahhüt ediyorum,
AK Parti'nin bir bireyi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aday olacak arkadaşlarımıza da sonuna kadar destek olacağız. Hepinize saygılar diliyorum.